Tabii çok bağlayıcı ve kesin bir cevap vermek mümkün olmayabilir değerli konuşmacılar tarafından. Ama o konuda eğer daha ayrıntılı bir idari görüş mahiyetinde bir şey isteniyorsa, idare temsilcisi olan değerli konuşmacılarımız, katılımcılarımız bu konuda da size yardımcı olacaklar, nasıl olacaklarını da söyleyecekler. Şimdi eğer konuşmacılarımızı uygun görürlerse soruların cevaplandırmasına, soru soranın adı üzerinde yazılı olmak kaydıyla veya yazılı olmayanları da anonim olarak tabii cevaplandırmak üzere isterseniz ben söz vermeye başlayayım. Benden başlayabiliriz. Şey olarak. Sizden başlayalım. Sayın Kadir Önder Bey, kendisine sorulan soruları veya kendisine doğrudan sorulmayan ama muhatabın adı belli olmayan bazı sorular var. Onları da kendisinden rica ettik. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Biraz önce de Ateş Öktar Hocam'ın bahsettiği gibi bazı sorular, müktezalık sorular ve bunların burada cevaplanması da doğru olmaz. Dolayısıyla onları aldık. Ancak bazı sorular da direkt bizim, yani Gelir ve Kurumlar Müdürlüğü'nü ilgilendiren sorular değil, KDV ile ilgili olan sorular da var. O sormuş olan arkadaşlarımızın sorularını da ilgili müdürlüğe ben iletirim. Ve odamızın mail adresini alabilirim. Odamız eğer onu yayınlayabiliyorsa bu soruları ve bazılarına cevaplamayacağız bu soruların. Onları da bu mail adresine gönderip oradan yararlanabilirsiniz. Buyurun hocam. Evet. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi soru soran arkadaşlarımız sorunun cevabını aldıktan sonra lütfen çıkmasınlar. Zira bir kapanış seremonisi var. Bir işte teşekkür seremonisi. Eğer kalırsanız mutlu oluruz. Bunu hatırlatmak istedim. Teşekkürler. Şimdi sorularda bir tanesi adi ortaklıkta oluşan zarar ortakların vereceği kurumlar vergisinde zarar olarak yazılabilir mi? KDV noktası da sorulmuş. Dediğim gibi KDV noktasını ilgili müdürlüğümüze iletip oradan cevabı mail ortamında Ticaret Odası'nın vermiş olduğu mail adresinde yayınlamasını sağlayabiliriz. Zarar olarak yazılabilir demiştik orada. İki tane aynı tipte bir sorumuz var. Bu beyanname verilmesiyle ilgili, tasfiye sonucunda beyanname verilmesiyle ilgili. Bununla ilgili eğer bir sıkıntı yaşamış olan arkadaşlarımız bize yazılı olarak belgeleriyle beraber verirse, çünkü dairenin de neden dolayı böyle bir işlem yaptığını bilmemiz gerekiyor. Onu inceleyip, mevzuat çerçevesinde inceleyip, değerlendirip gerekli olan işlem neyse onu yaparız. Çünkü dairemizin de bir görüşünü almamız lazım. O iki aynı türde soru geldiğinden dolayı o soru soran arkadaşlarımız bize yazılı olarak belgeleriyle beraber sunarlarsa onu rahatlıkla cevaplandırabiliriz. Burada kurum adına ödenen bursların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve hangi şartlarda indirim konusu yapılabileceği sorulmuş. Orada Gelir Ders Başkanlığımızın sitesinde, yani bu bursluların indirim konusu yapılabilmesi için birden fazla şart var. Bir tanesi mesela kurum içinde çalışma zorunluluğu şeklinde ve fazla miktarda da var. Bunlarla ilgili tek tek teferruatlı olarak cevap vermek mümkün değil. Onun için Gelir Ders Başkanlığımızın sitesinde özelgeler bölümünde var. Oraya uyan yoksa eğer, o özelgelere uyan yoksa bizden yazılı olarak talepte bulunabilirsiniz. Bir tane de yine yoruma dayalı bir soru var. Aralık 2014 döneminde serbest bölge satışımız, serbest bölge işlemi Ocak 2015'te oldu. Büyük bir ihtimalle ihracat herhalde serbest bölgeden yapılmış, 2015'te tamamlanmış. Bu satış 2014 gelirleri ve cirosuna göstermemiz gerekebiliyor mu diye. Burada fiili duruma bakılabilir. Orada 2015 yılında olduğu için bunu da teferruatlı bir şekilde yine bize soru sorarsanız, çünkü bilgiler eksik burada, ona göre cevap verebiliriz. Kat karşılığı inşaat işlerinde hasılat ne zaman yazılmalı? KDV de sorulmuş aynı zamanda. KDV'yi de dediğimiz gibi ilgili müdürlüğümüze iletir ve cevabı verebiliriz. Burada vergi binalar tamamlanıp satıldığı tarih itibariyle hasılat kaydedilmesi gerekiyor.
KDV ilgilendiren bir soru daha var. Kooperatiflerde arsa satışı, o da aynı şekilde. Buyurun. Şimdi tabii haliyle idare adına cevap verileceği zaman 3-4 defa düşünülmesi lazım. Ama idare adına olmamak kaydıyla, yani akademik bir objektif bir görüş eğer istenirse, sayın konuşmacımızın cevap vermediği hususlarda tamamen kişisel görüşünü beyan etmek üzere diğer konuşmacılarımız da konuşabilirler. Onu da özellikle ifade edelim, ama onlar tabii herhangi bir bağlayıcılığı yok. Sadece akademik görüşünü beyan eder Bumin hocamız mesela. Yine sayın Erdal Bey aynı şekilde. Biz bunları yazılı olarak dediğimiz gibi yani, İTO'ya bilgi verelim biz bunları. Teşekkür ederim. Bunlar şeyler. Tamam. Diğer bütün sorularımız cevap verilir, bize gelmiş olanlar. Bu sorularla ilgili tamam öyle olsun, diğer konuşmacılar gayri resmi cevap versin diyen varsa o soruları diğer konuşmacılarımız cevaplandırmaya çalışabilir. Teşekkür ediyorum Sayın Önder'e. Evet. Şimdi zaten Bumin hocamızın da önünde bazı sorular var. Bir kısmı mükerrer de olabilir. Buyursunlar hocam. Teşekkür ederim. Şimdi transfer fiyatlandırması ile ilgili bir soru var. Alınan veya verilen nakit teminatlar dahil edilir mi? Bazı YMM'ler dahil edilir diyor. Bazı YMM'ler dahil edilmez diyor denilmiş soruda. Hukukun özü olur. Bir kısmı böyle diyecek, bir kısmı böyle diyecek. Benim kişisel kanaatime göre de dahil edilmemesi gerekir. Zaten teminatları nazım hesaplarda izlersiniz. Hani işletmeyle ilgili bir şey söz konusu değil. Ama tabii bu teminat verdiğiniz üçüncü şahıs parayı ödeyemezse, siz onun adına ödemek zorunda kalırsanız, bu alacağınız için mesela şüpheli alacak karşılığı ayırabilir misiniz gibi pek çok tartışmaya kadar gider. Ama bunun için de fiilen bir paranın ödenmiş olması lazım. Sırf teminat gösterilmesi transfer fiyatlandırması eleştirisi için yeterli değildir. Madem oraya girdim onu da söyleyeyim. Şüpheli alacak karşılığı ayırabilir misiniz bu alacak için? Bu tabii şirketin teminat verme ehliyetinin olup olmadığına göre değişir. Bir ana sözleşmede yazması lazım. İki grup şirketi veya bir holding bağlantısı gibi bir bağlantı olması lazım. Yoksa bir şirketin hiç arada ortaklık ilişkisi bulunmayan bir başka şirket lehine teminat veremeyeceği bugün Danıştay kararları tarafından kabul edilen bir husus. Sayın Bilgin'in bir sorusu var. Firmamız dünyanın birçok ülkesinde şirketi bulunan bir holdingin Türkiye şubesidir. Diğer ülkelerdeki şubelerimize işlem yapıyoruz. Transfer fiyatlandırması kapsamında beyan ediyoruz. Benim sorum, şubemiz olmayan ülkelerde bir firma ile anlaşıp o işlemleri o firma ile yaparsak ilişkili kişi sayılır mı? Tabii işlemin boyutunu ve hacmini de dikkate almak lazım ama fiili olarak bir bayilik kurmuşsunuz demektir. Dolayısıyla yine transfer fiyatlandırması kapsamında mütalaa edilir diye düşünüyorum. Sayın Lay için bir sorusu var. Geçmiş zararlarla ilgili zannedersem madde 9'da zararların gösterilmesi diye yazmakta zamana dair bir emredici hüküm yok. Buna rağmen düzeltme yoluyla daha sonra zararın gösterilip mahsup edilmesi bir çelişki değil midir? Vallahi bu uzun zamandır, yani yıllar öncesinden de tartışılmış ve Danıştay kararlarına kadar gitmiş bir konu. Geçmiş zararları, evet, ilk zamanlardaki Danıştay kararlarında da görüyoruz. Yani bir zaman sınırlaması yok. Hani bilanço makyajlaması açısından istediğiniz yılın beyannamesinde düşebilirsiniz gibi anlaşılıyordu. Fakat sonradan artık netleşmiş Danıştay'ın görüşüne göre de, Maliye Bakanlığı'nın görüşüne göre de yıllar itibariyle, silsile itibariyle sıralı olarak düşülmesi lazım. Ama arada ben bir yılı atladım, düşmedim. O zaman da Maliye Bakanlığı diyor ki bence mükellef lehine de bir yorum yapıyor. Düzeltme verip o yılda da zararınızı düşüp izleyen yılda da düşmeye devam edebilirsiniz diye. Ama bence Maliye Bakanlığı bu yorumu dahi mükellef lehine bir yorumdur. Çünkü siz belli bir yılda geçmiş yıl zararını düşmediğiniz zaman artık iradenizi o geçmiş yıl zararını düşme hakkından feragat etmişsiniz diye yorumlanması lazım. Bu konuda bir yönde irade beyanıyla daha sonra düzeltme beyanıyla değiştirilmesi bence mümkün olmaması gerekir ama Maliye Bakanlığı'nın şu andaki kabulü mükellefin bir hayli lehine. Dolayısıyla
arada atladığınız bir yıl varsa o yıl için düzeltme vererek geçmiş zararlarını düşmeye devam edebilirsiniz. Sayın Öztürk'ün bir sorusu var. Arsa teşvikleri, ARGE teşviklerine yararlanıp şirkete hibe olarak alınan, aktifleştirilen tutar şirket tasfiyeye girerse ne olur? O hibe belli bir, çünkü ARGE teşviklerinde hibe hep belli bir şarta bağlı hibe niteliğindedir. Eğer şirketi siz tasfiye ederseniz kanaatimce artık o şartın tahakkukundan vazgeçilmiş sayılacağı için matraha eklenerek o yılın, tasfiyeye girdiği yılın matrahına eklenerek vergilendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şirket personeline ait aracın şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiralanması nedeniyle ödenen kira bedeli transfer fiyatlandırması kapsamında formunda beyan edilmesi gerekir mi? Gerekir. Çünkü şirketin personeli transfer fiyatlandırması kapsamında ilişkili kişi kabul ediliyor Maliye Bakanlığı'nın genel tebliğine göre. Kendi arsası üzerine özel inşaat yapan biri yapmış olduğu 5 bağımsız bölümden birini satacak, 2 tanesini çocuklarına bedelsiz teslim edecek. Ticari kazanç hükümleri doğar mı? Sayın Kuşoğlu'nun sorusu, bence doğmaz. 1 tane bağımsız bölüm satıyor. Özel inşaatını da demek ki ticari maksatla yapmadığı buradan belli. Ticari kazançtan söz edilebilmesi için kanundaki hükme göre, 37. maddeye göre bakarsanız ne diyor? Gayrimenkul alım ve satım işleriyle devamlı surette uğraşmak. Yani Danıştay bunu biraz daha geliştiriyor bu yorumu. Maliye Bakanlığı pek kabul etmiyor bunu ama diyor ki hem alımda hem satımda devamlılığın olması gerekir diyor. Ama burada alımda da devamlılık yok, satımda da devamlılık yok. Bence ticari kazanç oluşmayacaktır. Arsası üzerine özel inşaat yaptırmak ise tamamen serveti devi değiştirmesi niteliğindedir. Tasfiyeye girmeden önce borsada işlem yapan firma tasfiyeye girdikten sonra aynı işlemi yapması veya nakit varlığını, örneğin vadeli mevduatını değerlendirmesi ticari işlem sayılır mı? Yani tasfiyeyi engeller mi? Şimdi ticaret hukukuna göre, ticaret kanununa göre tasfiyeye girmekle şirketin ehliyet konusu, maksat ve mevzusu değişmiş olur. Yani şirket artık tasfiyeye girdikten sonra yapabileceği şeyler sınırlıdır. Nedir? Bir, eski borç ve taahhütlerini tabii ki yerine getirecektir. İki, aktiflerini satacak, alacaklarını tahsil edecektir. Üç, borçlarını ödeyecektir ve neticede kalan mal varlığını ortaklarına dağıtacaktır. Şimdi mal varlığını vadeli mevduatta değerlendirmesi, yani tasfiyeyi bitirip de borçları ödeyip de ortaklara, hissedarlara tasfiye paylarını ödeyene kadar vadeli mevduatta değerlendirmesi basiretli bir tacir olmanın gereğidir. Bence ticari işlem sayılmaz ama tasfiye girmeden önceki gibi örneğin borsada işlem yapmaya devam etmesi bence ticari işlemdir. Bu işlemi yapma ehliyeti yoktur. Yöneticilerin sorumluluğu doğabilir. Artı şu da var. Siz tasfiyeye girdiğiniz girmekle bir muvazalı hale yol açtınız. Ticari kazancınıza bal gibi devam ediyorsunuz diye eleştiri de gelebilir. Çünkü biliyorsunuz ticari tasfiyeye girdikten sonra bazı yükümlülükler ortadan kalkıyor. Örneğin geçici vergi beyannamesi verilmiyor. Bu nedenle bu kalkan yükümlülükler açısından aynı ticari faaliyetin tasfiye halinde sürdürülmesi bir muvazaa, bir peçeleme olarak eleştirilebilir. Orada öyle bir risk var demektir. Sayın Şamsa'nın sorusunu cevapladım. Bir soru var ama soran belli değil. Kurumun ortağından döviz olarak işletmede bir hafta kaldıktan sonra yurt dışı iştirakine borç olarak aktardığı tutar için hesaplanan kur farkı gider yazılır mı? İşletmede kullanma olmamıştır burada. Bir hafta sonra aktarmış çünkü. Verilen borç yurt dışı iştirakten daha sonra alınıp ortağa da iade edilmiştir diyor. Valla bence işletmede kalmadığı süre için örtülü sermaye hesaplanmasının yapılmaması gerekir. Ama size tebliğimi sunarken de söylemiş olduğum gibi bu gibi hallerde, yani alınıp aktarma hallerinde Maliye Bakanlığı biraz olumsuz düşünüyor. Yazılan raporlardan hareketle bunu söyleyebilirim. Ama yani burada yargıya gidilebilir falan filan, onlar ayrı hikaye ama alınıp ortağa aktarma halinde de burada çünkü bir takım şeylere de dikkat etmemiz lazım. Yani aldığınız ortağından döviz olarak aldığınız
işletmenin üzerinde yük kalıyor mu, kalmıyor mu? Sizin ortağınıza aktarmanız bir transfer fiyatlandırmasını yol açacak şekilde emsale nazaran düşüklüğü ve yüksekliği var mı? Bütün bunlara dikkat etmek ayrıca gerekiyor. Bu kur farkının, yani örtülü sermaye kabul ettiğimiz takdirde, öz sermayenin 3 katını aşmayan kısmına isabet eden kısmını gider kabul etmeyen vergi tekniği raporuna karşı dava yoluna gidilebilir mi? Kazanma şansı nedir? Bir kere şunu söyleyeyim. Doğrudan doğruya vergi tekniği raporu tarhiyat çıkarmayan bir rapordur. Çünkü vergi tekniği raporu nedir? Genelde ya delilleri veyahut da birden fazla yılı ilgilendiren olayları tespit eden bir rapordur. Ve vergi tekniği raporundan daha sonra dönemlere ve vergilere göre kısa vergi inceleme raporlarının türetilmiş olması gerekir. O raporlar türetildiği anda tabii ki vergi tekniği raporlarıyla beraber öbür raporları çıkan tarhiyatları da dava konusu edebilirsiniz. Ayrıca illa tarhiyat çıkmayabilir. Örneğin sizin devreden geçmiş yıl zararınızı azaltıyor olabilir. Örneğin sizin devreden KDV'nizi azaltıyor olabilir. Bu gibi haller de yargı tarafından mükellefin hukukunu ilgilendiren hal olarak kabul edilip dava konusu edilebileceği söylenilmektedir. Ama idare vergi tekniği raporu hazırlamış. Hiçbir kısa inceleme raporu buna bağlanmamış, size bir tarhiyat yapılmamış. O aşamada vergi tekniği raporu idarenin iç işlemi niteliğindedir. Ve sadece onun dava edilmesi mümkün değildir. Yani idarenin bu iç işleminin dışarıya yansıtan ve sizin hukukunuzu etkileyen bir hukuki işlemin varlığı halinde ancak dava konusu olabilir. Örneğin yani bu kapsamda yoklama tutanağı gibidir. Yoklama tutanağı da öyle. Benim aklımda tutanak tuttular. Ben buna dava açabilir miyim? Açamam. Neden? Çünkü beni şu anda ilgilendiren bir şey yok. Ha ne zaman ki o yoklama tutanağına dayanarak bana bir işlem yapılır, örneğin bir ceza tarhiyatı yapılır, o zaman dava konusu edebilirim. Sanırım yardımcı olabildim. Evet, bu soruyu da geçtim. Ödenmeyen SSK primlerinin gider yazılamayacağına ilişkin Danıştay kararı var mı? 1992 yılı İçtihadi Birleştirme kararında gider yazılabilir diyor. Tamam, 92'de öyle olabilir ama daha sonra yanlış hatırlamıyorsam 98 yılında vergi kanunlarında değil, o zamanki 507-506 sayılı sosyal sigortalar kanununda değişiklik yapıldı ve fiilen ödenmediği sürece gider yazılamaz denildi. Daha sonra yürürlüğe giren, şu anda halen yürürlükte bulunan sosyal güvenlikle ilgili kanunda da fiilen kuruma ödenmedikçe gider yazılamayacağı hükme bağlanmış vaziyette ve benim bildiğim kadarıyla da bunun aksi yönünde bir yargı kararı yok. Dolayısıyla biz sosyal güvenlik birimlerini kuruma fiilen ödemediğimiz sürece gider yazamayız. Ne zaman ödedik? Örneğin ben 5 yıldır yanımda çalışanların prim borçlarını ödemiyordum. 5. yılda ödedim. 5. yılda hepsini gider yazarım. Ama ödemediğim sürece ben bunları gider yazamam. Evet, bir soru daha var, isim yok. Geçmiş yıl kârlarına veya tahakkuk edecek kârlarına mahsup edilmesi mümkün olmayan geçmiş yıl zararları, örneğin 5 yıllık süre geçmiş, kanuna kabul edilmeyen giderlerden oluşuyor. Ortaklar tarafından veya zararlardan önce oluşan geçmiş yıl zararları, şimdi geçmiş yıl zararlarının veyahut da tabii geçmiş yıl zararları mahsup edilmeden kâr dağıtamazsınız. Ticaret kanunu bunu söylüyor ve ticaret kanunu bu konuda herhangi bir zaman aşımı da söylemiyor. Benim 20 yıl öncesinden bugüne kadar gelen bir geçmiş yıl zararım varsa ben bugün kar ettiysem bunu düşmek zorundayım. Çünkü bizim kar dağıtımı olayımız vergi kanunu ilgilendiren değil, ticaret hukukunu ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla yani 5 yıllık zaman aşımını orada ben artık bu geçmiş yıl zararını karından indirmeyeceğim diye bir düşünceyle kar dağıtımı yapamazsınız. Aksi takdirde haksız kar dağıtmış olursunuz. Mahsup edilir, mahsup edilen tutarlar kurum tarafından gelir olarak kabul edilir mi? Yani geçmiş yıl kârını anladığım kadarıyla soruda geçmiş yıl zararını kârımdan mahsup etmiyorum zaman aşımı uğradı diye. Dolayısıyla ben bunu da gelir yazıp kapatabilir miyim içimde? Hayır, böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka önce mahsup edilmesi gerekir. Sayın Kuroğlu'nun bir sorusu var. Transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye formunda örtülü sermaye olmasa da kredi alımı ya da faiz varsa mali işlemler bölümüne ve veri girildiği için 5. bölüm doldurulacak mı? Yani orada ilişkili kişilerden borçlanmaların sorulduğu bölüm doldurulacak. Kur farkı geliri giderden mahsup edilebilir mi?
Benim kişisel kanaatime göre kur farkı gelirinizi ve kur farkı giderlerini birbirleriyle mukayese etmeniz gerekir. Doğru olanı da budur. Zaten finansman giderleri kısıtlaması zamanında da Danıştay'ın vermiş olduğu karar bu yöndeydi. Ama hali hazırda şu andaki uygulamada Maliye Bakanlığı genel tebliği de birbirlerine mahsup edilemeyeceğini hükme bağlamış vaziyette. Yani yargı kararlarına dayanarak hani belki davaya gidilebilir mi, itiraz kayıtta beyanname verebilir bilmiyorum. Ama Maliye Bakanlığı'nın görüşü kur farkları konusunda gelir gider mukayesesinin yapılmaması gerektiği yönünde. Kredi alımında alım değeri değil bakiye mi 31.12.2014 yazılacak? Alım değerinin yazılması gerekir. Çünkü transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye faizinde biliyorsunuz yıl içerisindeki en yüksek değeri biz yazıyoruz. Yoksa bilanço tarihi itibariyle 31.12 tarihi itibariyle o formu hesaplamıyoruz. Örneğin benim yıl içerisinde ortağımdan almış olduğum borç olabilir ama 31.12'ye gelindiğinde bu borç kapanmıştır. Benim 31.12'de bilançomda bu borç gözükmez ama bu da yıl içerisinde yapılan bir işlem olarak transfer fiyatlandırması raporunda belirtilmesi gereken bir işlemdir. Teşekkür ederim. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer değerli konuşmacımız Sayın Erdal Dinçtürk soruları cevaplandırmaya çalışacak. Buyursunlar efendim. Teşekkürler. İsimsiz bir soru. Öncelikli olarak kurumlar vergisi istisna belgesi alan eğitim kurumuna kurumlar vergisi kanunundaki bu istisnadan faydalanmak için usul olarak nasıl bir yol izlenmelidir ve bunun devamında sorular var. Öncelikli olarak bu eğitim kurumunun kanunda yazılı eğitim kurumlarından bir tanesi olması gerekiyor ve faaliyetine başlamış olması gerekiyor. Sonra Maliye Bakanlığı'na bu istisna için başvuru yapılıyor. Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da görüşünü alarak bu 5 yıllık istisnayı verip vermeyeceğine karar veriyor. Sistem bu şekilde. Bu 5 yıllık süre içinde de işte bu gelirler tabii ki beyan ediliyor, kazanç beyan ediliyor ama bu ilgili bölümde kurumlar vergisinden istisna olarak indirildiği için de beyannamede bu şekilde gösteriliyor. Yurt dışı şirkete yapılan gayrimaddi hak bedeli dolayısıyla yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilebilir mi? Burada yurt dışındaki şirkete yapılan ödeme dar mükellef kurumun Türkiye'de elde ettiği gelirin vergilendirilmesidir. Bu kurumlar vergisi kanununa göre yapılan bir stopajdır ve tamamen dar mükellef kurumun vergilendirilmesidir. Tabii ki de bu verginin Türkiye'deki kurumun kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Ancak ödenen bu vergi tabii ki gider olarak dikkate alınabilir. Ek 2'de ortağa verilen avanslar bildirilecek mi? Evet, bildirilecek. Bünyamin Bey bahsetmişti. Bu da bir borç olarak değerlendirildiği için ilgili bölümde bunu bahsetmeniz gerekir. Yine isimsiz bir soru. Sporcu menajerliği yapan bir limited şirket Türkiye'deki spor kulüplerine yurt dışından transfer edilen sporcular için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olan bir ülkedeki bir firma ile anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre bazen komisyon bazen de danışmanlık ücreti ödeyecektir. KDV ve stopaj damga vergisi yükümlülükleri. Şimdi burada öncelikli olarak bu gelirin ticari kazanç mı yoksa çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında bir serbest meslek faaliyeti olup olmadığına bakmak gerekir. Bu komisyon geliri eğer bu şirketin ticari faaliyeti kapsamındaysa bu komisyon geliri üzerinden stopaj yapılması gerekmez. Ancak tabii ki sorumlu sıfatıyla KDV yapmak gerekir. Danışmanlık ücretinde de yine çifte vergilendirme önleme anlaşmasının 14. maddesine bakmak gerekir ama genel hüküm hani genellikle büyük bir çoğunlukla işte kesintisiz 12 aylık dönemde 183 günden fazla Türkiye'de kalma şartından bahseder. Bu şartlar gerçekleşiyorsa %20 kurumlar vergisi stopaj yapılması gerekir. Gerekmiyorsa gerekmez. Tabii ki gerekmediği durumlarda mukimlik belgesi almak gerekir. Yine KDV'ye tabi olacak. Damga vergisi tabii ki de sözleşme imzalanmışsa ödenmesi gerekir. İlişkili kişilerle bir işlemin olmaması durumunda ek 2'nin doldurulması gerekir mi? Burada tabii ki bir işlem olmalı ki o ek 2'ye yazasınız. Eğer böyle bir işlem yoksa bir şey yazmanıza gerek yok.
Erhan Bey bir soru sormuş. Pardon, Seyhan Kurtoğlu bir soru sormuş. X Kimya AŞ 130 orta olan Y Boya Limites şirketine emsallere uygun fiyatla 250 bin liradan 10 bin kilo yağlı boyayı 170 bin TL'ye satması halinde her iki şirket için yapılması gereken işlemlerin vergisel boyutunu açıklar mısınız? Tabii yani zaten burada soruda da görülüyor. Hani sonuçta emsal fiyatı 250 bin lira bunu biliyorsanız ve siz bunu 170 bin liraya satıyorsanız zaten emsallere uygun olmayan bir işlem yapmışsınız. Bunun Bünyamin Bey'in yine bahsettiği yöntemlerle düzeltilmesi lazım. Ama aslında bunun emsal bedeli neyse o fiyattan satılması lazım. Yani sonuçta daha basit çözümü bu bence. Yurt dışında kurulu Erhan Temel Bey sormuş. Yurt dışında kurulu yabancı bir şirkete yurt içinde nakliye hizmeti verilmektedir. KDV ve kurumlar vergisi açısından değerlendirilmişsiniz. Bu KDV açısından bir biliyorsunuz istisna var, uluslararası taşımacılık istisnası. Eğer bu nakliye Türkiye'de başlayıp Türkiye'de biten bir nakliye işlemi ise KDV'ye tabi olması lazım. KDV'den istisna olması için de bunun Türkiye'de başlayıp yurt dışında biten ya da biten başlayan olması lazım ama dediğim gibi burada taşımanın şekline göre bu istisnanın olup olmadığına karar vermek gerekir. Kurumlar vergisi tabii ki bir kurum olduğuna göre bu elde edilen kazanç kurumlar vergisine tabi olacaktır. Bunu sona bırakayım. Bu iki soru biraz ilginç. 1-1-2015'te vergi dairesi iflas bölümünün müşavirine devrolan firma 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesini eski müşavir mi yoksa icra iflastan gönderilen müşavir mi verir? Yani kural olarak 2014 yılında siz sorumluysanız bence sizin vermeniz lazım. Çünkü detaylarını yeni müşavir bilemeyebilir. Yani benim şahsi görüşüm en azından uygulamada biz böyle yapıyoruz. Son soru tamamen şey dışı e-defterle ilgili. Bilmiyorum bunu cevaplayayım mı? E-defter kapsamında banka işlemlerinin dekont numaralarının muhasebe kayıtlarına yazılması zorunlu mu? Zorunluysa banka hareketlerimiz fazla olduğundan muhasebe fişlerine girerken pratikte bir yol var mıdır? Bu çok genel bir sorun. Açıkçası bunun farklı cevapları, yorumları var. Şimdi bir kere çoğu şirkette hiç kimse her ödeme için bankadan dekont falan almaz biliyorsunuz. Çoğu banka aylık bankadan alınan ne denir ekstreler üzerinden bu kayıt girilir. Çünkü bu çok daha pratiktir. Hele yani büyük şirketlerde bunu bu şekilde yapmak müşterilerimizde imkansız. Bunu biz de yapabileceğimizi düşünmüyoruz. Dolayısıyla biz yine ekstreden bu dataları yazmak suretiyle ve şeye de sadece dekont yazarak e-deftere uygulamayı yaptık açıkçası. Bir çözüm olan varsa biz de duymak isteriz. Sayın Usta'nın sorusuyla ilgili benim dikkatimi çekti de ya bu soruyla belki bağlantısız olarak hani açıklayıcı olarak söylemek istiyorum ama bu soruda vergi dairesi iflas bölümünün müşaviri o ne demek onu anlamadım. İcra iflastan yönlendirilen müşavir o da ne demek onu da anlamadım ama ben başka bir şey söyleyeyim hani bilinmesi açısından önem taşıyor. İflas halinde biliyorsunuz bir iflas idaresi kuruluyor ama beyannameleri kim verecek sorusu açıkta. Orası hakikaten belirsiz. Fakat en son Danıştay'ın vermiş olduğu kararlarda iflas idaresi sadece iflası yürütmekle görevli olan idaredir. Beyannameleri vermek, yükümlülükleri takip etmek görevi yine yönetim kurulundadır diye kararlar verdi. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri aleyhine yapılan tarhiyatları hepsini yargı onadı. Yani şirketin iflas etmesi halinde artık şirketin sevk ve idaresi iflas idaresine geçti. Ben beyanname vermeyeceğim, iflas idaresi beyannameyi verecek diye düşünmek yanlış. Yine şirketin yönetim organlarının sorumluluğu bu konuda devam ediyor. Yargının görüşü bu yönde. Teşekkür ederim. Bu konuda idarenin görüşü de hala iflas idaresi beyannameyi verecek diye 2012'de gelen bir yazı var Ankara'dan genel yazı. O yazı devam ediyor. Biz hala şey yapıyoruz yani. Ama bütün yani görüşler ben, o şekilde evet, çıkıyor. Evet. Bendeki bir iki olayda da şirket yönetim kuruluna yazılmış raporlar.
Yani bilmiyorum, belki hani idarenin bir belki bir iç genelge bir sirkülerle bunu açıklığa kavuşturması da yarar var diye düşünüyorum. Evet. Evet, zannediyorum bütün sorular olabildiğince cevaplandırıldı. Değerli konuşmacılara ben de teşekkür ediyorum. Oturumumuzun sunumlar ve soru cevap kısmı burada sona erdi. Ama tabii henüz bitmedi. Biraz daha kalmanızı rica ediyoruz. Bir 5-10 dakika kadar daha. Sorunuzu yazılı olarak verdiniz mi? Bizim sorumuz da yazılı olarak cevap vereceğiz. Evet. Yani dilekçe yazmanız lazım. Biraz bürokrasi şey yapalım. Evet, birkaç dakika daha sabrınızı rica ediyoruz arkadaşlar. Konuşmacılarımıza katkıları için teşekkür plaketleriyle de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi plaketlerini vermek üzere oturum başkanımız için, o da yönetim kurulu üyemiz, Sayman yönetim kurulu üyemiz İhsan Yalçın'ı davet ediyorum. Profesör Doktor Ateş Oktar'a plaketini vermek üzere. İstanbul Vergi Dairesi Usul Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdür Yardımcımıza Hasan Cılız Bey'e plaketini vermek üzere, o da yönetim kurulu üyemiz Abdülkadir Şahin'i davet ediyorum. Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğü Müdür Yardımcımız Kadir Önder'e plaketini vermek üzere, o da yönetim kurulu üyemiz Ali Haydar Tunç'u davet ediyorum. Hocamız Doktor Bümin Doğru Söz'e plaketini vermek üzere TESMER Başkan Yardımcımız Nevzat Pamukçu'yu davet ediyorum. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir meslektaşımız Üstadımız Erdal Dinç Türk'e plaketini vermek üzere odamız Yayın Kurulu üyesi Tayyar Güler'i davet ediyorum. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyor. Yeni bir seminerde buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.